Kırmızı takım 11, mavi takım 5. Yunus Emre ve Ogeday tamamı deva maçına çıkacak. Ogeday alırsa mücadele 3. dokunulmazlıkla devam eder. Yunus Emre alırsa oyun burada biter. Hazır. Tamam mı, devam mı? Yunus Emre mi, Ogeday mı? Hızla geldiler. Ogeday, Yunus Emre, Ogeday asfaltın önünde. Biraz daha Yunus. Emre de çıktı denge tahtalarından. Son geçişler tamamlandı. Ogeday. Haydi Yunus, geldi. Yunus Emre rakibinin hemen arkasından geldi atış noktasına. Ogeday bir tane düşürdü. Yunus Emre bu arada çokları düşürdü. Ogeday da iyi atıyor. Yunus Emre atıyor, Ogeday atıyor. Çok öndesin. Çok öndesin Yunus. Çok öndesin. Çok öndesin. Çok öndesin. Bravo Ogeday. Kaybedeceksin. Bir saniyeleri bile yok. Yunus Emre 3 kaldı. Ogeday 10 atıyor. Yunus Emre'nin 2 kaldı. Arada. 5'e 2'ler. Ogeday haydi. 5'e 2'ler. Yunus Emre. Ogeday 4. Yunus Emre 1. Ogeday. 3'e 1'ler. 2'ye 1'ler. Hadi. 2'ye 1'ler. Yunus Emre. Yunus Emre'nin sayısıyla dokunulmazlık ve ödül kırmızı takımın oluyor. Yapamadım. Şuradayım ya, normalde bağırırım çağırırım ya, böyle kilitlendim. Yani ağzımı açarsam atışım bozulacakmış gibi hissediyorum yani. Bak buradayken atıyorsun ya, normalde aa çok güzel attım falan, kilitlendim şöyle. O gün bayrakta atakanda da katil gibiydin. Muruk mükemmeldin ya. Şampiyonluk oyununa çıkıyor gibi hissettim kendimi. Bir sayı alırsın, 5 sayıya bedel. Vallahi şaşırdım ben. Ağlamamız gerekiyor aslında ama bir gülesim de var. Allah Yunus Emre adına mutluyum. Yani çocuk kendi kaderini kendine verdi. Yani oyunu aldı ve kendini kurtardı. Takım nedir? Herkes 3 sayı aldı. Nasıl olur? 3 sayı. Ya biz böyle... Bir şey söyleyeceğim. Verecek ya. Böyle tamam, yatıralım. Aynen. Herkes bir kısmından tutsun. Nasıl söylesem? Bir de birisi elendi lan. Zaten kim ne diyebilir ki? Yani çok olacak bir şey yani. Hani. Kesinlikle. Yani bu zamana kadar ki en çok galibiyet alan ve seri tutturan takım. Demek ki kazanmak için kurulmuş bu takım. Bak şu takıma da bir cevap. İcraatla cevap verecek sandın mı? Konuşmadan, icraatla. Mesela susacaksın, icraat konuşacak. 6 tane dokunulmazlık böyle lak diye masaya koyacaksın. Ondan sonrası cevap olacak. Dominik'te haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu. Önemli bir ödülü olan mücadele sona erdi ve kazanan kırmızı takım olduğu, tebrik ediyoruz. Yani iki farklı performans. Çok isteyip istediğini sahaya yansıtamayan bir ekip. Çok isteyip istediğini sahaya yansıtan bir ekip. Kendi aranızda da artık olaya biraz siniriniz bozuldu. Gülerek karşılamaya başladınız. Çünkü elinizden ne geliyorsa yaptığınızı ben biliyorum. Yani ne denir bilmiyorum. Böylesine önemli bir dönemde 6 dokunulmazlık üst üste kaybetmek bütün planları bozdu diyebilirim Seda. Aslında dediğin gibi oldu. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Artık işi deliliğe vurduk, gülmeye başladık. Bir takım için en kötü senaryo ne olur deseler herhalde bu olurdu. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum, üzücü bir tablo. Yani ya hastalık artık böyle beynimize kadar girdi, gülmeye başlıyoruz. Ya artık başka çaremiz kalmadı. Gülmeye başlıyoruz ama oldu bir kere, artık olmuş da ölmüşe çare yok. Biz bu sonuca katlanacağız. Sonucunu da zaten hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Ogeday, yani halihazırda iki adayınız bulunurken üçüncü adayı da çıkartacaksınız. Yani olabilecek en kötü senaryo oldu. Aynen, olabilecek en kötü senaryo oldu. Yani yapacak bir şey yok. Buraya kadar güzel geldik. Karşıdan performanstan belki birinin çıkmasını bekleyeceğiz. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. İyi mücadele ettik. Özgür abi hasta, Seda abla hasta. Ben yeni toparladım.
ayak bileğim, belim. İşte bir şekilde koşuyoruz. En sağlamımız Batuhan. Yani 4 kişiyiz zaten. O da diyor ki kafam gitti benim dedi. Normal. Normal. Yani elimizden geleni yaptık. Olmadı. Değerlendiremedik bu 2 haftayı. Hayırlısı bakalım ya. Yapacak bir şey yok. İletişimi de kaybettik. Annemizi, babamızı hiçbir şey göremez olduk. Konuşamaz olduk. Yani ne diyeyim ki yani. Yapacak bir şey yok. Sağ ol kız. Tebrik ediyorum. Geçmiş olsun. Bu arada kırmızı takımdan da hemen 2 kişiyle konuşayım. Sonra dokunmazlık sembolünü vereyim. Son sayıyı alan Yunus Emre'yi tebrik ederim. Yunus Emre, kritik bir sayıyı aldın. Son aldığın sayıda semboller öyle bir yerde kalmıştı ki Ogeday'ın reset yaptığı, yani düzelttiği sembolü taktiksel olarak çok doğru bir yere koydu. Aslında tek atışa bakıyordu. Tebrik ederim. Kazandığınız için de mutlusunuzdur diye düşünüyorum. Çok mutluyum. Her şeyden önce bu takımla tarih yazdığım için çok mutluyum ve sevdiklerimin sesini duyacağım için çok mutluyum her şeyden önce. Çok böyle adrenalin patlaması yaşıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Ogeday beni kırmak için aldı, potalara sokmak için aldı. Demek ki kader ve ilahi güç benim potaya girmemi istemedi. Labutu öyle de koysa, böyle de koysa ben gelip bitirecekmişim demek ki. Gerekeni de yaptım. Potada değilim, rahatım. Güzel bir düello izleyeceğim. Arkadaşlarıma şimdiden başarılar. Ogeday'ı da düelloda çok merak ediyorum. Bir yerlerde ben uğraşmak istiyorum bak. Kabus oldun bana bu Survivor. Bana kabus oldun. Son kabus böyle 10 saniyelik rüyalar olurmuş ya genelde 5 saniye falan. Ben sana onu tattıracağım. Bir kabus göreceksin beni bir kere. O da ya düello ya final. Onu arzuluyorum. Seni istiyorum Ogeday. Peki. Şimdi bir de Atakan'la konuşalım. Atakan, tebrikler. 2 haftayı kayıpsız geçirdiniz. Diyebileceğim bir şey yok. Yani burada bu takımı ilk kurduğumda kulağıma tabii ki bazı şeyler geldi. İşte şöyle stratejik bir takım oldu. Şöyle başta bilmem ne düşündüğü bir takım oldu. 6'da 6 yaptık. En büyük cevabın icraatla olduğunu düşünüyorum. 6-6 yaptığımız için çok mutluyuz. Karşı takımı da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Dün belki 11-11'den alabilme ihtimalleri vardı ama olmadı. Ödülü kazandığımız için de mutluyum. Çok bir şey söylemek istiyorum. Ailesel bir ödül olduğu için keşke onların da imkanı olsa konuşabilse. Buradan canım eşim Serap'a çok selam söylüyorum. Onu çok özledim. Teşekkür ederim. Buradan da hemen belirteyim arkadaşlar. Ailelerinizle görüşmeyi yarın gerçekleştireceksiniz. Saat farkından dolayı makul bir saatte onlara da ulaşabilmemiz için diyorum. Ve tabii ki dokunulmazlık sembolüne geçeceğim. Dokunulmazlık sembolünü arkadaşlar, takımınızda herkesin 3 sayı aldığı bir günün içindesiniz. 4'te 3'ler var, 5'te 3'ler var ama Nefise'nin yokluğunda takımda tek kalan Merve Aydın. Bravo. Kadın yarışmacı olarak ona vermeyi uygun görüyorum. Merve, tebrik ediyorum. Bravo Merve. Sonuç olarak böyle dönemlerde önemli performanslar ve oyunları kazanmak kolay değil. Siz de bunu iyi başardınız. Kocaman bir geçmiş olsun diliyorum bu hafta adına 2 takıma da tabii ki. Kazandığımız için çok mutluyuz. 6'da 6 yaptık. Gerçekten Atakan'ın da dediği gibi tarih yazdık diyebiliriz. Karşı takım da çok güçlüydü ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta bir takım kaybediyor. Kaybeden onlar oldu. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Ben bu dokunulmazlık sembolünü de eşime, aileme, MAF'a gönderiyorum. Barlasıma. Bravo. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ve haftanın en kritik konseyi önünüzde. Düello adaylarımızın belli olacağı ve eleme adaylarının kimlerden oluşacağı netleşecek. 2 takıma teşekkür ediyorum. Buyurun gidebilirsiniz. Sağ olun.